akşamlar, günler, hangi saatte beni izliyorsanız YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü dünyaca ünlü, artık yani adı değil Türkiye'de, dünyaya aşmış bir makyörümüz bizlerle beraber olacak. Ben biliyorsunuz çok fazla kendime makyaj yapılmasını sevmem, çok fazla kendime dokundurtmam ama söz konusu o olunca hayır diyemedim. Alkışlarla makyörümüzü davet etmek istiyorum. Çığlık kıyamet! Ay hoş... Neden bu kadar nazlı geldin? Cilveli geldin. Ben cilveli ve nazlı gelirim genelde. Nazlı, make-up artist bildiğin, yani. Bildiğin cilveli geldi. Biz böyle, make-up artistlerin hepsi böyle. Böyleyiz biz yani. Siz böylesiniz make-up artistler. Çok enteresan. Sevgili Orkun'u tabii hepiniz çok yakından tanıyorsunuz ama bilmediğiniz bir özelliğiyle bugün kanalıma konuk oldu. Bugün kendisi gerçekten bana makyaj yapacak. Böyle bir özgüvene sahip. Öncelikle özgüveninden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ben tabii YouTube'da çok içli dışlı olduğum için çok fazla makyaj kanalı izliyorum. Zamanında peki da sen, çok izledim. Senin makyajın ne alakan var ki sen izliyorsun mesela? Senin İnsan içeriklerin merak ediyor şey. Yani kadınlar ne ürün kullanıyor, ne yapıyorlar bu kadar? Niye biz 2 saat bekliyoruz evde hazırlanmalarını diye insan bir merak ondan ediyor. Ondan dolayı merak tabii. ediyorum. Peki, okey. Malzemelerim benim malzemelerim. Sen de birkaç bir şey getirdin ama ben büyük ihtimalle küflenmiştir diye onları kullanmanı istemeyeceğim benim cildimde. Nazik ve kibar bebek cildimde. Buradaki malzemelere hakim misin yoksa tek tek anlatayım tabii, mı? Tabii hakimim. Hı, mesela bu ne? Bir şey. Ne oldu? Ne bileyim, kapatıcıdır belki. Öyle tutunca anlaşılmaz ki, o tüpte kapatıcı da olabilir, farbazı da olabilir. Her bu şey renkte olabilir ne olabilir? Farbazı dedi. O bunu. Ne renk ya? Şöyle bir renk mesela. Bu ne olabilir? Far olabilir mesela. Fondöten olsun ya. Yok değil, değil. Neymiş? Peki şu ne olabilir? O maskara. Hayır, bilemedim. Ama maskara da olabilir o kutuda. Şimdi bu çok saçma bir şu hiç maskara şey. Maskara genelde bu. O makyaj bazı. Yok, değil, değil. Evet, gerçekten nemlendirici. Biraz... Hayır, hayır. Yok, yok, yok. Biraz endişelenmeye başladım şu anda. Şu ne biliyorsun inşallah? Takma kirpik. Ha, bunu takabiliyor tabii, musun? Tabii ki de takacaksın. Genelde takarım. Peki, yani. O zaman söylüyorum. Bu allık. Likit bir allık. Allah aşkına likit allık mı olur? O tip de allık mı sen olur? Sen geride kalmışsın. Kim ya? L'Oreal işte. Ne yapıyorsun ya? Ne L'Oreal ya? Isabel Marant yapmış L'Oreal onu. Hiç, o çok kıymetli. Sakın onu da çapur çapur yapma sakın. Ya, bu da kaş boyası. Onu da öğrenirsin yakında. Neyse önemli. Sana daha pratiğini getirdim. Bu da böyle kaş rengini açmak için kullanılan cımbız bir boya. Cımbız niye peki ben? Şey mi kirpiği ayak parmaklarını oraya takmayacaksın herhalde. Cımbız lazım olabilir. Evet. Allah'ım evet. Benden. Ama kaş fırçamız yok. Nasıl? Kaş fırçamız kaş fırçası nerede? Bu, bak işte bu kaş hem kaş fırçası hem de bundan biraz alıyorsun. Hem renk veriyor hem kaşı fırçalıyor. Tamam. Adam kaşa kaş fırçalıyor. Tamam. Evet başla bakalım. Bu ne? Ne? Bu bronzer ya da allık için mi? O bildiğin fondöten. Yok tabii. Fondöteni ona sıkıyorsun ya da eline sıkıyorsun. Hı-hı. Onunla beraber sürüyorsun. Emin misin bana arkadaşım? Ben Beauty Blender kullanmayı tercih ediyorum. Ne? Bu durumlarda Beauty Blender kullanıyorum ben. Ama sen genelde bunu kullanıyorsan... Seni kıramayacağım. Nasıl benim malzemelerimle artık yaparsın. Senin malzemelerini yapacağım için şu ben önce... biliyorsun ki... Tabii, tabii far paleti. Tabii, tabii far paleti. Tamam. Ben lütfen önce makyaj bazımızı rica edeyim. Bas. Baz olmadan çalışacağım. Bazı. Ben bazı sürdüm içeride. Seydo'nun bazını sürdüm. Gerçekten sürdüm. Dokun bak bebek gibi. Ay. Evet, tamam. Nemlendiricin de var. Nemlendiricim göze atık şey tamam. Var. Tamam, o zaman ben fondötenle başlamak istiyorum. Enteresan. Kapatıcıyla başlayayım. Tamam, seni mi kıracağım? Kapatıcımız hangisi? Ya benim çok fazla make-up tamam. artist arkadaşım var, Rıfat'ı var, Fes'i var. Biliyoruz biz yani. Olabilir. Çünkü yavaş yavaş ha. Sen bizi ne sanıyorsun ya? Allah Allah. Abi elimde deniyor falan. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim, kapatıcıyı nereye süreceğini biliyor musun? Göz altına süreceğim. Yüzümü kapat bari. Çok da kapanacak bir şey yok aslında. Ah çok. Ya sen niye öyle bakıyorsun ki? Bir korkuyor yani şu anda, bir var korku. Yok canım, şundan neyini korkacağım? Ama sadece yani bir göz kapağında 15 dakika kalırsan göz altında yarım falan bitirir bizi bu çekimi. Tamam, diğerine geçelim. Çekim kısa süre demiştin ya, pişman edeceğim seni. Evet. Ha bu arada şöyle oldu, onu da söyleyelim bence. Ben geldim, önceki çekim 5 dakika sürdü, biz de üstümüzü değiştirip yeni video çekelim dedik. Ben böyle bir şey görmedim, bütün programımızı alt üst etti. Ne o bana makyaj yapacak? Şurada hafif bir akşamdan kalmalık seziyorum. Damarlar falan var. Biraz benim evet. Cildim çok ince.
Hiç akşamdan kalamam, öyle bir ihtimalim yok. Hafif de T bölgeni şöyle bir yapmakta fayda var. Başak kaçırıyorsun. T bölgesini açıyor. Bence cilok gibi oldu. Tamam, peki göz üstüne sürmüyor musun ondan birazcık? Orada da dalgalanmalar var ya, hani orayı. Hadi tamam, sürelim. Şuralara şöyle birazcık. Şuralara. Neresin? Ben seni deniyorum Çağlar'cığım. Bilmediğim ben değil. Yani. Tamam. Yerine. Hı? Ben şaşkınım şu an. Pratiğim çok yok ama. Pratiği benim üzerime. Staj yapıyorum gibi düşünün beni. Kanat. Okay. Evet. Bence güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi ben fondötenimizle devam etmek istiyorum. Nasıl istiyorsanız. Şunu mu kullanalım? Evet, şu fırça diye kullanıyorum. Çakal bir şey. Diş fırçamızı alıyoruz. Hanımlar, siz bu yoksa diş fırçanızı kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu birazcık kalın bir fondöten. Evet, o yüzden yayarak ince ince sürer. Çok kapatıcı o. Evet. Niye gülünüyor ya? Ya şaşırıyoruz yani şu anda. Beklemediğimiz... Ben mi? Daha önce hiç makyaj yaptın mı? Kız arkadaşıma yapma deneyiminde bulunmuştum. Gaflettiğinde mi desem acaba? Nasıl olmuştu? Pek güzel olmamıştı. Sonra silip tekrar yapmıştı. Sen de muhtemelen silip tekrar yapacaksın ama. Yani belli olmaz. Bakalım. Ben hanımlara ufak diyorlar verebilirim bu arada yaparken. Şimdi mesela ben fırça yerine Beauty Blender kullanmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Siz de onu kullanabilirsiniz. Beauty Blender'ınız yoksa hiç önemli değil. Parmağınızla da sürebilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Fondöten sürmenin incelikleri neler mesela? Neye dikkat etsinler? Şey yapabilirsiniz. Önce yüze böyle damla damla koyup sonrasında onu yayarsanız böyle ve hafif hafif ince tabakalar haline giderseniz birkaç tabaka daha iyi olacaktır onlar. Bence çok güzel oldu. Birazcık şurası kalın kalmış. Duvar boya. Biraz öyle gibi oldu. Birazcık şimdi boynundaki rengi eşitleyelim. Boynundaki rengi falan eşitliyor. Tabii. Yüzümle boynum. Şey, kedi gibi olmadı mı? Kedi tarıyormuş gibi şu an. Tamam, öyleyiz. Ne diyorsun sen lan? Oldu bence. Değil mi? Hayır. En son bakacağım. Para mı geçelim, allık mı? Allık ve bronzer mı yapalım birazcık? Bronzer diyor. Ben böyle pembe allıklar kullanmayı seviyorum ama bunları dikkatli kullanman lazım. Oldukça rengi iyi olur. Bir böyle pembe var, bir de böyle turuncumsu krem bir allık var. Bu çok kıymetlidir. Hangisini istiyorsan sen sür. Evet, onunla. Bununla sür. Ha, pardon, affedersin. Yok, krem o. Ha, krem bu. Kremi, evet, biz kırpmıyoruz. Ay, o kadar çok ağladık şu anda. Doğal allık utanmaktır hanımlar, bunu da unutmayın. Allığınız olmadığı zaman her zaman utanabilirsiniz. Diğer tarafa dönelim. Ben allığı çok sürmeyi sevmiyorum zaten. Şöyle ufak. Ben çok seviyorum, ne olacak? Hatta şöyle başka bir fırçayla üfte dağıtayım. Evet. Değil mi? Fena değil. Fena değil. Gideri var bence. Güzel. Sağ ol. Hayır, senin değil. Makyajın yani. Ben buradan... Hadi bronzer da sürelim madem yanaklarda. Bronzer yok, highlighter var. Bronzer kullanıyor. Tamam, peki highlighter'da nereye sürüyoruz? Göz pınarlarımıza sürüyoruz mesela. Onu unutmayalım. Highlighter'ı göz pınarlarımıza. Tabii, göz pınarlarına highlighter sürülür hanımlar, onu atlıyorsunuz bazen. Lütfen dikkat edelim, biz anlıyoruz erkekler olarak. Neden peki mesela yani sürülüyor, onu biliyor musun highlighter? Daha böyle yüz hatlarını ön plana çıkarmak için.
sürüyoruz neredeyiz. Evet doğru evet. Nerede highlighter'ımız? İşte bu. Ha o highlighter'ımız. Daha böyle ufak bir fırça alıyorsun. Ufak fırçamızı alıyoruz. Ben fırça olarak Mac'ten hıbıdıp fırçasını kullanıyorum. Şöyle görelim. Hıbıdıp. Evet. Gülünecek bir şey yok burada. Hay gözüm içine girdi bütün tozlar. Şöyle bir üf üf yap. Yaparız dur üf. Bana değil fırçaya ya. Ay nereye süpüyor? Bunlar hep yeni taktikler. Çok güzel oldu. Başka nereye sürüyorduk? Burun yanlarımıza, oralara da atıyoruz. Biraz fazla oldu. Bunu silemiyor muyuz? Gördük. Siliyor mu makyaj silgisi? Tükürük de siliyoruz bu yerinde fazla olsam. Dudak üstü, burun ucu, çene ucu. Şunları birazcık daha atmak lazım. Dudak üstü bir de şuraya. Evet, bu geçerken uğramış gibi oldu biraz alttakiler ama. Peki nereye uğramış gibi oldu? İşte sen makyaj yaparken o da merhaba deyip selam verip sana gitmiş gibi oldu ama çok anlamazlar bence onu. Evet. Şimdi buradan sonra ben farımıza geçmeyi tercih edeceğim. Şunu mu kullanalım? Şunu temiz fırçalayayım sana. Hadi peki. Ne renk kullanacaksın? Ben bunu kullanmadım az önce. Yok şunu kullanacağım. Tonlara bak bakayım ne koyacaksın? Yani soft tonlardan her zaman kaçınmamakta yarar var. Soft tonlar her zaman bizi kurtarır. Ama şöyle biraz iddialı bir şey yap. İddialı bir şey yapalım. Bence gece makyajı olsun bu. Gece yoğun olsun. O zaman maviye giriyorum ben. Şuradaki mavileri birazcık kullanacağım. Tamam. Sen birisin ya. Yakışacağını düşünüyorsan yap tabii. Tabii tabii yakışır ne? İnşallah. Tabii. Göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz onu. Ben şuradaki maviyi çok sevdim. Hafif hafif gözümüzü kapatalım. Şuradan. Yılbaşına girdik ya. Yılbaşı makyajımız. Bir şey diyeceğim, oradaki highlighter'ın rengiyle çok uydu yalnız bu. Neden? Ne demek istiyorsunuz? Gel buraya diyor. Kaçma. Kaçma. Sen bastıracağım. Korkun nesinden 2 falandı 5 üzerinden. Belli olmuyor mu? Bu farı nereye kadar sürüyorduk ya? Bunun sonu yok mu? Oydun oydun. Gözümü oydun ya. Uzakta mı bitti? İçeriye ne diyorsunuz? Kaçtı. Biraz şöyle parmağınla dışarı mı yaysam? Biraz evet. Smaç yap. Ama şimdi sen gözünü çok kapatınca o biraz aşağı kaymıştı. Dergi mi? Tabii tabii. Şu gözünün altını nasıl sileceğiz? Tabii onu bile mi? Biz. Ama. Kurtarmaz mı? Dur bakayım. Her şeyin. Biz fondöteni neyle sürdük ya? Bak şu göz altı kapatısıyla silebilirsin. Eğer aktıysa hepsi aksın, bittikten sonra silersin. Ya akmak gibi değil de oraya sanki... O fırça değil de o, dur şu fırça. Ama ben ne bileyim neyin ne fırçası olduğunu ya. Şurası güzel durdu aslında. Ne diyorsunuz? Şimdi birazcık birazcık daha koyu yapacağım. Koyu başlayıp açığa doğru geçecek oradan o. Tabii. Buna biz şey degrade diyoruz. Gradient diyoruz. Makyajda öyle geçer. Siz de öyle aratabilirsiniz. Merak ediyorsanız.
Bu olmuyor, niye olmuyor? Başka bir renk olur. Az az geliyorsa bak şu şurada koyuyor. Hı. Mesela siyahlı hafif biraz batırıyoruz. Yapıyoruz. Evet, bazen de olmayabiliyor böyle evdeki hesap çarşıya uymayınca. Niye olmuyor? Ne istiyorsun? Biraz farklı bir mavi istiyorsun biraz daha. Ay çok güzel. Ben bunu kullanırım. Bunu yaparım. Hanımlar siz de makyaj yaptırmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz telefondan arayabilirsiniz bana. Hemen alın. Evet, hemen ararsanız yanında Çağla'yı da hediye olarak veriyoruz. Evet. Bence oldu, ne diyorsunuz? Göz altlarını saymayın, onları bir şekilde sileceğiz. Bir şekilde sileceğiz ama nasıl sileceğiz? Arkada şaşkın ifadeler görüyorum. İyi anlamda şaşkın mı, kötü şaşkın mı? İyi, güzel şaşkın dendi. Tamam, şimdi aynısını diğer tarafa nasıl yapacağız? Oraya bir şeyler yaptık. Hangisini kullandık acaba? Önce şunu kullandık. Sonra... Şunu mu bu? Pardon, şu. Bakalım, inşallah odur. Bu nereye gitti, bu bitti. Ooo, bu her yerini aldı. İşte bak, krem ürünleri o yüzden daha çok seviyorum. Toz ürünler böyle, Allah'a gitti her yerini aldı şu an. Arkadaşlar bunlar nasıl siliniyor bu toz ürünler? Şöyle oluyor, sen fondöteni göz altısını sürmüyorsun. Önce farı sürüyorsun. Hmm. Üstüne sürünce gidiyor. Sen kendi kendine dövme yapıyor musun? Onun gazına gelmiş olmasın sakın bu makyaj. Olabilir. Eğer güzel çizimlerin varsa çok güzel bir eyeliner çekmeni bekliyorum. Bir de mesela bu gözünün altına döküldüyse, bak mesela şurada var ya, şöyle yaparsan gidebilir. Tamam. Ama dağılabilir sözlerime. Tamam. E işte, birazcık kumar. Makyaj da böyle arkadaşlar. Hayat gibi. Geleceğim, güzel oluyor. Vallahi altın kelebek makyajına doğru gidiyoruz burada. Hmm. Evet. Tabii. Gözüme oydu ya, geliyor, gözüme oydu. Kadar. Vallahi güzel oldu. Şimdi şunu dediğin gibi. Hiç ayrımdaki gibi olmadı ama. Kirpiğinde de var bu arada. Onları sen temizlersin. Niye ben temizliyorum? Masmavi yaptık gözümün altını. Birazcık. Bakın. Bir avatar makyajına doğru ilerliyoruz şu anda. O göz altlarını nasıl sileceğiz? Islak mendille silelim onları. Islak mendille silelim sonra göz altını tekrar yapsın. Ne bakıyorsun ilk başta? Aslında üst taraf bayağı iyi oldu. İşte altı bir tamam, sileriz silmemiz altları. Lazım. İstersen sen altı sil gel. Seni Allah kahretmesin. Niye Allah kahrediyor bence beni ya? Bence kalsın böyle kelebek makyajı gibi oldu. Kalsın. Bence kalsın. Bari o zaman bir dakika. Öbür tarafta da maviş evet. Yap. O zaman... Bir taraf aynı maviş olsun. Bir dakika, bence hiç kötü değil. Ne oldu yani? Sen ne yapıyorsun? Ben kapatıcı sürüyorum. Sinir sevdim güzeldi. Biraz fazla geldi orası. Farı falan baya... Birazcık fondöten mi artık sürerim onun üstüne? Bir şeyler sürerim yani. Altındaki şey hava verdi yani. Ama diğeri eşit değil ya. Yani. Bak bu. Başka bir rengi doğru gitse. Şurada diğeri eşit. Şimdi orasını fondötenle dengelemesi lazım. Ay ne güzel güzel. Ney var mı? Var mı? Var mı? Orkun'da. Orkun'da var. Yok canım bende küfür. Bakayım bir. Bence güzel oldu biliyor musun? Ben de sevmeye başladım şu an. Yavaş tamam. Yavaş ısınıyorum evet. Şimdi ne yapalım? Kirpik takalım. Kirpik takalım. Ben onun yapıştırıcısı? Var. Şunu vereceğim sana bakalım.
Bu zor bir şey arkadaşlar. Kirpik bu zor bir şey. Bu sol. Ha sol. Sol sağ var ya. Bu da sağ. Böyle şunu eline... Aşırı merak ediyorum. Isteyeceğiz. Yapıştırıcımızı sürdük. Şimdi. Bu şekilde devam edersen kirpik eden cımbız ayrılmayacak. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Onu al geri. Bunun ucunu temizle. Elinle şöyle temizle yani. Oraya gelmesin. Bir kirpiğin şurasından tut. Bak şeyinden tutma. Tamam. Böyle. Bırak bunu. Şey bu. Kirpik takma pozisyonu. Hadi bak. Şu tarafını tam oturtalım. Artık oldu. Oldu. Ay! Evet aşağı yapışmış onu yukarı alıyorum. Başak serabı sütursana. Bir açayım da bak. Aç bakayım bir. Gerçekten mi? Bence oldu, ne diyorsunuz? Çok iyi oldu. Bence oldu, yaptı. En çok yaptı mı? Bir saattir uğraşıyor, bir zahmet yapsın ya, gözüm oldu. Çok iyi. Kaç tane erkek var bunu yapabilecek ya? Ben bir tanımıyorum. Aa. Tanımıyorum. Ben buna yıllarımı verdim. Ben bu işe yıllarımı verdim yani, yaptığım ikinci makyaj bu sonuçta hayatımda. Evet, yıllarını verip ikinci makyaj yapmış i̇şte. Olma. Enteresan bir şey. Sonuçta ben en son makyajımı 3 yıl önce yaptığım için yıllarımı vermiş sayılıyorum teknik olarak. Şimdi ikinci kirpiğimizi takıyoruz. Ay şu kirpiğe bakmayacağım, çok merak ediyorum. Yok üstten şöyle bir çıkmasın diye. Yani. Bayağı yerine yapıştırmış galiba, bir şey söyleyeyim mi? Gel bakalım. Birazcık kirpiğimizde tabi fark almış. Olsun Başar, cimellersin şimdi. Bayrampaşa'ya gitti. Korkun, uyudun mu? Tutuyorum birazcık kalsın orada diyor. Tamam. Aç bakalım. Aa bayağı takıyor ya çatırçıdır kirpiğe. Ben burada bayağı bir seni şey düşürürüm diye zannetmiştim ama. Lütfen lütfen. O kirpik biraz kurusun, ondan sonra rümellersin. Evet tamam. Sonra göz altı. Göz altlarına ne yapacağız? Yani bilmiyorum, rümel falan sürmek istersen. Bence bu makyajı birazcık daha böyle pembe bir alt izi olursa. Ki çok mavi böyle bir. Pembe bir aldık diyorsun. Sanki böyle bir güzel pembe. Tamam hadi bakalım öyle. Hadi bakalım. Ha, pembeyle güzel bir kontrast oluyor. Tabii. Kontrast renklerden kaçınmayın onlar. Biraz fazla sürdük şöyle. Fırçalarımı batırdı biliyorsun değil mi? Hepsini her renge soktu. Olabilir. Önce elinde dene. Bir saniye. Yapayım diğerini. Allığı böyle yuvarlak hareketlerle. Çekim yapmıyor muyuz şu anda? Fonda tane fonda... Aa yok yok, yapıştırıcı yok. Fırçamı mahvetti. Neyse gelmemiş. Şey var mı? Islak mendil?
olması lazım ıslak menü. Tamam, yo yo, iyi. Ağlık biraz fazla mı? Çok emin olamadım. Ben yani fazla severim ağlık. Niye ağlık fazla sürdün deme. Tamam. 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 İlla ki olacak. Bir de şurada bir tane, bir saniye. Rimelim vereyim sana. Bir de şu kaşlarımı da boyasana artık diyorum. Tamam tamam, boyansın canım kaşlarını. Bu rimel, şu kaş boyası. Ne? Bakıyorum nasıl olmuş. Bir de eksiği... Tabii eksiği, eserine bakıyor şu anda. Şu alnının ortasında birazcık fark almış. Ya. Ya. Ya okumsun ne olur. Ya Allah belanı vermesin ya. Sen başarı ya. Evet, resmen ıslak. Yok yok, oldu oldu ya arkadaşlar, siz panik olmayın. O görmek istediği şeyi yakalayalım. Ne yapıyorsun şimdi kaşlarını? Yapıyordu. Nerede kaşların? Şunlar, şunu boyayın. Tabii. Önce içini doldurmayalım mı? Yok, bunu sürdüğün zaman zaten doluyor. Tamam. Şimdi kaş yönünde lütfen kaş farımızı sürelim. Önemli bir detay. Çok mu sürüyorsun acaba? Böyle bir macun gibi. İyi mi? Çok sürdük. Çok mu sürdün? Bana da sanki biraz öyle geldi. Birazcık ıslak mendil alalım biz. Hep minik minik gideceksin ki. Minik minik. Sonra pişman olmayacaksın. Bu benim verdiğim taktik değil miydi video başında? Evet, o zaman niye yapmıyorsun? O da o zaman gidiyorsun. Ne bileyim işte. Kaşımı mı siliyorsun, farımı siliyorsun? Biraz fazla iyisin. Jöle gibi oldu. Onu nasıl şey yapacağız? Biraz bir topak topak öyle, oldu. Önemli. Topak topak mı oldu? Biraz sanki öyle oldu. Yani. O kendisi düzelir ama biliyorsun değil mi? Bir süre sonra o mutlaka düzelir yani. Buna güveniyorum. Kendime güvenmesem de bana güvenenler olması güzel. Bunu nasıl düzelteceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Bu daha iyi oldu tabii. Ben şimdi peçeteye gireyim ya. O çok bulaşkın bir şey yalnız, haberin olsun. Hadi bakalım. Kazıdı kazıdı. Zorlanıyor musun? Okun bana böyle geliyor. Yok ki, bayağı iyiyim ben. Bayağı iyi yaptığımı inanıyorum. İnanıyorsun. Evet. Tamam. Peki birazcık alma şöyle birazcık. Tamam. Evet. Nasıl gidiyoruz? Ya Başak, Allah belanı vermesin. Part 1 iyiydi de Part 2 birazcık şey yaptı ya. Ne yaptı ya? Biraz daha... Biraz evet, tamam, bir cennet mahallesi havası var yani. Çirkin bir gülüş o ya. Yeh yeh diye. Burucumuz mu? Yok abi bu. Burucumuz değil mi? Ama ruju da... Rimele maskara da ödüyoruz sana. Bu maskarayı ben beğenmedim. Bayağı... Dünyanın maskaralarından bir tanesi, tırt atma. Aynı zamanda bildiğin bayağı sürüyor ya. Şaka gibisin yani. Hiç tasarruflu kullanmaya gerek yok bu tip ürünleri. Tabii ki de küçük parmağım burnuma girdi. Bu da tamam bence. Rüz sürelim o zaman. Rüz sürelim. Hangi rüjümüzü kullanıyoruz? Sen bilirsin. Şu, bu ikisi olabilir. Şu böyle bir renk olabilir. O somunumsu. Sanki bu. Sen bilirsin. Ne diyorsun? Hı, yani. Haydi bakalım. Ruj sürmenin incelikleri de önce rujun dış çizgilerini çekiyoruz, sonra içini dolduruyoruz. Tamam. Senin dudakların zaten iyi, çok küçük değil, o yüzden böyle dışarıdan çekmeye gerek yok. Tamam.
Az mı geliyor bu? Bitik paket mi verdin? Yeni o. Hı? Tamam. Yarın da öbür skalanı sürersin istersen. 3 günde sürer. Öyle yapalım. Tersine geliyor tersine. Ne diyorsunuz? Buradan sete abi. Nereye? Sete. Bitti mi? 2020 versiyon. Cennet Mahallesi. Ya! Bence bitti. Kendine savaşayım. Ama bir gece makyajı yani şu anki kostümünle çok uymadı. Ha, daha abiye. Tabii. Cennet Mahallesi'nde akşam çalmaya gidiyorsunuz gibi düşün. Ay Allah seni kahretmesin Orkun. He, mesela bir de şu var. He, bunu da yapıştıralım. Tamamlansın. Bu başarılıymış. Abi bütün makyajdaki her rengimiz bunda var. Abi çok iyi oldu. Bir şey diyeceğim, bayağı güzel oldu. Ben bunun yanında pozumu bile veririm yani. Bir fotoğraf çekelim. Tabii. Çek. Dur şöyle, ruj gibi bir şey tutayım da. Şöyle tutayım. Biraz abartılı bir makyaj oldu. Flete diyoruz biz. Çok ne? Böyle flete yani. Tabii tabii patlayan flete. Yani. Flete. Biz de sinemaki diyoruz. Böyle bir şey. Acaba baş dansöz makyajı yaptı. Dansözler bu sefer. Biz de çullanır. Hiçbir şey de söylenmiyor. Evet. Ben o son hamleyle Max'in yani anlamlı oldu. Kesinlikle. Bayağı. Kesinlikle. Bence de. O balerina show var ya yani The Swan Princess. Ha bir de evet. Öyle. Su balesi makyajı gibi olmadı mı? Bence su oldu. Su balecisi. Evet, böyle bir şey yani. Hiç günlük gecelik değil, bayağı artistik bir şey. Artistik bir şey evet, oldu. Evet, evet, evet. Okyanus kuçu kız var ya. Elsa gibi oldum yani gibi hissettim biraz. Evet, değil mi? Öyle bir vibe var bence. Kendi de. Başına makyajını yapmış Elsa ama... Güzel bence. Eğer ben öyle. Sana bir şey söyleyeyim, bak çok ciddi söylüyorum. Dudağım yamuklu önemli. Zaten ben bile hala yamuk sürüyorum. Sana şöyle söyleyeyim. Göz altıma eğer dökmeseydin, tamam mı? O göz altı normal olsaydı vallahi billahi başarılı. Nasıl onu sileceğiz? Düzeltelim o zaman göz altını. Hayır düzeltemeyiz artık. Makyajı sen yaptın. Hayır yok yıkanır. Tekrar yapılır. Falan filan ama yani onu dökmemek de herkesin harcı değil. Çok zor bir şey yani dökmemek aslında. Ben biraz fazla aldım orada farı. Onun tam ayarını şey yapamadım. Şimdi her far paleti farklı oluyor biliyorsunuz. Hani hepsinin bu topaklanma oranı farklı olduğu için. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben onu birazcık böyle taca sürüklemek için kirpik taktırmak istedim. Kirpik aşırı düzgün taktı. Şu an acayip utanıyorum yani. Ya. Vallahi süpersin. Ya. Kirpik takamadığında ararsın beni. Bana makyaj yapmak istemesinin sebebini anladım. Tabii birazcık daha oryantal şeyler seviyorsun. Çok benim tarzım olmasın. Yine de çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Kapat videoyu. Evet, şey, ben şuraya anket koy, insanlar beğenmişler mi, beğenmemişler mi? Onu şuraya görelim. Koyuyorum anketi. Anket var burada bir tane. bence beğendiniz, bence. Yani hayatımda ikinci kez makyaj yapıyorum, çok video izlemiştim evet ama ikinci kez pratikte bunu gördük. Bence fena olmadı, bence güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyoruz.